Esra Dermancıoğlu'nun altın oranından efendim, rejinin bize sürpriz bir görüntüsü varmış. Altın bir sürprizi. Altın oran iddiası, haber de oymuş. Vallahi biz de şimdi sizlerle birlikte izleyeceğiz. De. Gelsin bakalım neymiş o altın oran. Bak, bizimki de olmuş. Senin göz kaymış mı? Benim, sol kaymış. Benim hiç olmamış. Bende ciddi sorunlar var. Aa, bir dakika. Özür dilerim. Kaymış dediğim uyumadığımız için. Evet, bir benim dakika. Bir şey ya mi? Kalktım. Nerede taht? Aman, benim bak gözüm normalde burada olması gerekiyormuş. Aşağıdaymış. Hemen şu kapatın. Büyük hayal kırıklığı yaşadım arkadaşlar. Bunlar, yani tam ama cuma günü bu yapılır mı insana? Bunlar estetikçiye mi gidelim? Onu mu demek istiyorsunuz? Siz alnımın biraz daha bak alnımın biraz daha açık olması gerekiyormuş. Bana baksana. Gözüm biraz daha yukarıda olsa. Alnıma dudakları baksana. Hiç saymıyorum. Saçımda. Benim şuraları kestirmem gerekiyor. Şuradan taşanların gitmesi gerekiyor. Sana bakayım. Çok kusursuz. Aa bak. Evet senin de Müge bak evet. Şu kısımda sende sorun var. Dişleri şurayı saymıyorum bile. Neyi sayacaksın çok özür dilerim. Alnını açman gerekiyor. Sayacak şey mi kalmış? Alnını açman gerekiyor arkadaşlar. Bu ne güzel bir sürpriz. Birkaç yıl önce Nişantaşı'nda. Güzelliğimizle bir kez daha karşı karşıya kaldık. Birkaç yıl önce Nişantaşı'nda bir güzellik merkezine gittik. İşte cilt bakımı falan yaptırmaya. Orada bir doktor kapıdan çıktı dedi ki alnını yukarı çekmem lazım. Burnunu biraz aşağı. Adam haklıymış biliyor musun? Haklıymış. Gerçekten. Rejinin bu görüntülerle ilgili bir yorumu varmış. Cuma, evet. Cuma bizde çok neymiş, güzel. Yorum neymiş çok merak ama ediyorum hayır, şu an. Ben yapamam. Ben yok. Ben. Ama hayır. Ben yapamam. Gerçekten hayır. Ben yakından gördüğüm için söyleyebilirim. Net net yani hani ekranlardan zaten çok güzel görünüyorsunuz ama yakından her ikiniz de son derece zayıf gerçekten, ve güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Sıcacıksınız ben söylüyorum. Altın gibi sözler net, geldi net altın yani. Orana uymasak daha süre da... var mı arkadaşlar? Ya uzatabilirsin övmek için. Uzat öv bizi. Ama yok öv övmüyorum valla yani bunda zaten yakından gören bütün herkes görüyor. Sen de aynı çok şekilde güzelsin. Çok teşekkür çok ederim. Ufuk senin bir anın var onu da böyle bir dinlemek istiyoruz aslında senden. Bir kısacık bir dinleyebilir miyiz? Kısacık. Bir çekmece hikayesi var. Tamam, onu lütfen. Evet. Tamam. Ertesi gün repo. Repo izin günü. Evet. Siz biliyorsunuz izleyicilerimize söylüyorum. Son sahne. Beren'le ikimizin sahnesi. Ve benim odamda ve mektup işte çalmışım, araklamışım. Onu bulacak. Sakladım mı? İşte yedeği mutlaka olur bende diye bekleniyor yani. Odaya girdi işte. İşte nerede dedi. Ondan sonra bu arada yönetmen dedi ki yalnız son sahne herkes repoya çıkacağız ve herkes bekliyor bir an önce bitsin. Evet. Gerçekten de 0.5'lik bir sahne yani ya da 0.25'lik bir sahne küçücük bir şey. Girdi işte dolabı açıyor onu açıyor bunu açıyor çekmeceyi açıyor. Doğal olarak çekmeceyi açtığınız zaman içinde kutu varsa bakarsınız. Yani normalde evet. Arayan bunu yapar ya. Evet. Dolayısıyla öğrendi böyle işte çekmeceyi açtı. Orada kutuları açman lazım herhalde dedi. Bir açtı tıraş takımı. Çünkü sette giderken sanat bulduğu kutuları koymuş. Meğerse o kutuların arasında erkek tıraş takımı da varmış. Mektup yerine tıraş takımı evet, çıktı. Yani başka bir şey olsa başka kutu bakacak kız çekmece açacak. Şimdi durdu ben de durdum. Benim göz bebeğim güldü onun göz bebeği güldü. Ben ona bakmamaya çalışıyorum o bana bakmamaya çalışıyor. En son dayanamadı. Vay Katya sinek kaydı ha dedi. Çok iyi. Gecenin sonu. Bizi bir aldı mı gülmek? O sahne ne zaman hala seyretsem Beren'in o dudaklarını şöyle yapmış. Çünkü biz bayağı bildiğin yarım saat falan çektik. Gülüyoruz çünkü çekemiyoruz. O sahne geliyor kutuda daha. Biz çekmecede gülmeye başlıyoruz kutuya gelmeden tekrar tekrar. En uzun sahnelerden biriydi herhalde. Şimdi git o sahneyi bir daha izle. Gider izlerim bakarım o sahneye kesin orada... bakacağım o kutuya bakacağım özellikle. Ya bak yüzümüzün gözümüzün gülmesine bak. Sonra içindeki tıraş takımları falan değişti tabii. Diğer kutular açtı. Yine mektup aldım.